Oldu mu? Oldu. Doldu. Oyun değişikliği hakkımıza doldu. Hallettik. Sayın bezmenler. Efendim açar mısınız kapıyı? Geldik geldik arkadaşlar, sıkıntı yok. Büyük ihtimalle o dediğim gibi, yani daha önce de görmüştüm Twitch'te. İşte K-Drop falan herhalde büyük ihtimalle beğenmiyor. Maalesef. Niye beğenmiyor bilmiyorum. Yani en çok kullanılan sitelerden bir tanesi. Hallettik. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Oğlum ban yesem durabilir miyim sence? Ban mı yedin diyor. Yok, ban yemedik de bir büyük ihtimal site yüzünden bir ayar falan yaptılar, bir şeyler yaptılar. Sıkıntı yok. Bakın sizi bir gecede tüm dünyaya gezdirdim. Biri Hollanda'ya gitti, biri Almanya'ya gitti, biri şeye gitti. Rusya'ya gitti. Evet, arkadaşlar K-Drop yüzünden büyük ihtimalle bir yazacağım onlara da. Senin yerin gitti, kaybetmeye başladık. Aynen öyle kardeşim, bizim de var bir ağırlığımız. Ben gittim, el alamadık zaten bir daha. Arkadaşlar sorun değil ya, izleyici gitti, şu oldu bu oldu, sıkıntı yok. Daha maçlar var. Kazanalım, devam edelim. Sıkıntı yok. Evet, geçelim. Hemen ikinci yarıya. Kaç round verdik? Ama genel olarak problem yok. 8-4'ten devam. Yine Mones tek başına direniyor gibi. Entry geldi. Mones'i arayacak. Niko. Mones ile beraber top mid'de deniyorlar. Niko iki tane vurdu. Bu biraz ekstra oldu. Mobs headshot dedi şimdi Fire'da. Bu işimize gelebilir gibi. Bir Apps bir rampadan yürümeye çalışacağız. Mones uzak mesafede. USP'nin avantajını iyi kullandı. Çok dar bir açı var orada. Bayağı sandviçte. Mobs bir gir çık attı. Canı az. Aa, oraya doğru çaklamaya geldi Mones'i. İkinci yarının pistolü. G2'ye gidiyor. O mid'deki Niko'nun killerini göremedik bu arada. Onun bir tekrarını görsek de. Niye öyle oldu diye. Yine göremedik. Uf, bu neymiş ya böyle? Bir kez daha izleyince. Was 8-1. Oh my god. This is the biggest win streak on this event. 3 rounds in a row. Let's make it 4 now. Evet, Ekoyuz. Yani tek taraflı çok rahat oynanan bir maç. Maalesef 8-6'ya doğru gidiyor. Biraz dikkatli kontrol olmamız lazım. Alex'e patladı bomba. 15 can. Kedi arıyor Diggle ile bir şeyler.
Arkadaşlar bir şey kapandı geldi yani, öyle düşünün. Bir kapandı, teknik aksaklık oldu, geri geldik. Yeni gelmedik, geri geldik. Niko Tapmi'de bakmaya devam ediyor M4 ile beraber. Timing. Monesi bu arada dönecek. Monesi'ye mi geçsek? Evet. Monesi biraz hasar aldı. Bu arada Andra'dan gelen oyuncuyu vurdu Monesi. Toxic Tapmi'de Zantales ile beraber. Zantales'in de Glow var. Monesi'ye gitti. Paralar çok iyi olmadı bu. AWP alabilir gibi geliyor. Çünkü Mirage bir de burası. Devam. Rosic hemen Windows Smoke'unu attı. İkinci Smoke'u da alıyor şimdi. Evet, kritik bir round yani. Çok rahat tek taraflıydık. Ettik. Güzel geçti her şey. Ondan sonra döndük. Snex. Şu an için base'deyiz hala. Sağa gidiyoruz, sola gidiyoruz. Hadi round'un yarısını yedik. B'de bitireceğiz gibi. Snex var. Yine Snex'in olduğu yeri bulacağız sanırım. MP9 ile birlikte B'de tek başına. Ama şimdi Hunter yardıma gelecek gibi. İki ladder room savunması var. Bu daha doğrusu biri window. Şimdi Voxic A'ya tek başına fake atıyor. İki smoke attı, bir flash attı. Bir tane daha flash attı. Ve kapa reaksiyon verecekler gibi. Snex bu arada B'de. Ve Voxic A'dan kill de çıkardı. Ama Snex taktik B'ye diyecek. Bir kattan oyuncuyu gördü. Vuramadı. Zantares'ten çok iyi bir vuruş var. Hunter short'ta. Zantares 2 can. Voxic 15 can. Mobs geri kaçmaya çalışıyor. Hunter bir kediyi. Vurduktan sonra başka kill yok. Arkadaşlar açıklamasını yaptım. Tamam. Salın neden ne oldu falan filan. K-drop'la ilgili oldu büyük ihtimalle. Ve kapandı. Yeni açmak durumunda kaldım ayarlarını yapıp. O kadar. Devam. Banlanmadı kanal. Devam ediyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi ben geldim. Round geldi. 9-6. Mayer hemen top bitten flash pick'ini aldı. G2 Echo'da çift tane çıkmaya doğru gideceğiz yavaş yavaş. Tabii ki de connector işlemeye başladı. Ben smoke arkası molly. Connector'a giremeyecekler. Böylece Wicked'de çok rahatlıkla connector kontrolünde. Biraz 4 tane connector'a girdik dar açı. Deagle'lar. İçinden yürürsek mobs'a çarpabiliriz. Mobs da yürüyebilir. Mobs yürüdü galiba. Yok hayır, stairs'te kalmış. 2 deagle. Aman Mayer. İyi vurdu. Senden smoke var ve Wicked ya smoke gelirken Karis'le beraber temiz killer geldi. Son kalan oyuncu Monesi atladı. Bir kill çıkarsa bile daha fazlası yok zaten. Çift tane de gideceğiz. 10'a 6 olacak. Problem yok. Evet, mobilde çalışıyormuş arkadaşlar. Batu yazmış. Tekrar deneyebilir mobildeki arkadaşlar da. O ne lan? Bunu ben yapmadım. Bunu ben yapmadım. Bu prodüksiyon. Bir
Monesi. Hemen tapide doğru. Motofunu attı. Niko yakında Zantares. Dry pick mi alacak galiba? Direkt çıkacak gibi Zantares. Niko görmedi bile büyük ihtimalle ama Monesi. Ön takasını aldı. Connected'da kalmaya devam etti. Toxic hala base'de. Oyunu B'ye doğru kaydıracağız gibi. 4vs4. B'de yine Snacks var. Ve düzeltiyorum, Monesi var. Evet, ben bunu söylerken Monesi bir tane daha kill aldı. Evet, tek tek çıktığımızda tabii AWP fark yaratıyor. Monesi de biraz daha backside tarafına yerleşti. Mid'i aldılar. Şu an takdim B oldu. Belli artık. Monesi. Mayer atladı, ilk kill aldı. Monesi kaçırdı ve Kalix. 3'e 2 site'e yerleşiyoruz. Bence doğru mobstan. İyi denemeler var. Hunter geliyor arkadan. Bu çok kritik bir fight olacak. Voxic off angle duruyor. Hunter buraya doğru geldi. Ve Voxic onu vurdu. Problem yok. Mobs yavaş yavaş gelecek. Edward'dan. Kit site'da var mıydı hatırlamıyorum. İyi sızdı şimdilik ama... Yani hem vurması hem üzerine çözmesi. İkili aldı. Evet, AP'yi kaçırmaya doğru geliyor ve Voxic geçerken sen nereye gidiyorsun dedi. Sen nereye gidiyorsun? Zantares'in kili sonrası. Voxic orta kontrolünde yavaş yavaş geldi. A tarafında stack savunma yapıyor G2B Echo'da. Biraz yatırım yaptılar tabanca falan. Gelmesen yeniliyorduk yeminle. Hallettik hallettik. Bir iki round verdik ilk yarın sonu. Orada bir ufak bir sallandık, yıkılmadık. Geldi sonra ikinci yarıya. Sorun yok. Niko bench'te. Zantares gelecek. Ve Zantares de kafayı uçuracak. Vicedia ikinci kill. Backside'deki oyuncular. Voxic gördü. Snacks orada. İkinci oyuncu da birazdan fark edeceğiz zaten. Voxic'ten gelen bir headshot var. Sonra kalan Hunter orada. Onu da vuruyoruz. Monesi geliyor short'tan. Bir kill aldı. İkinciyi de aldı ama. 19 canı var ve Mayer bitirdi. Rahat rahat temiz temiz oyun. Böyle çok ölme, ikinci de arra. Arra. Zantares, rampaya yerleşti. Maç roundu geldi. 12-6. 6 tane.
Maç roundu. Low bracket'tan yolumuza yürüme roundu. Kalix yavaş yavaş kalmaya devam ediyor. B'de Monesi Ticket'tan şöyle bir connector'a doğru bakmaya geldi ama rampa çıkarsak iyi bir timingle hazırsız yakalanabilir gibi. Mayer Windows Mon'u tazeledi. Sanki late'de tekrar midi alacak gibi gösteriyoruz. Kendi connector smoke attı. Hani biraz midi odaklansınlar biz direkt site'e girelim diye. Sanırım B'ye fake atacağız gibi ama boksik var orada. Kalix'le birlikte bir tane, evet, B'ye fake atıyor şu an iki oyuncumuz. Taktik A olacak. Mid'deki oyuncu kaydı. Ticket'taki de kaydı. Tek başına mobs kaldı burada. O evi aldı ama Monesi şimdi diyecek ki geri geldim A'ya ama mermisini kaçırdı. Zantara skill aldı. Yalnız evde hala mobs var. Acaba tahmin edecek miyiz? Buraya mutlaka bir şey atacağız veya bakacağız. Zantares buraya doğru bakıyor. Zantares dikkatli yine. Ebe bir kedye vurdu. Zantares'e gerek kalmadı. 4-3 yerleştik. Mid'de Vox'in lurk'ü var AWP ile beraber. Mayer rampaya kadar geri çekildi. Bir kedye. Bad shot daha. 15. kill'i geldi. Şöyle bir çıkıp bakacak. Efes'te sıkıştı ama geri çıplarla denemeye devam ediyor. 3-2 zaman geçiyor. Hunter geldi. Snex geldi. Vox'in yeri çok çok kuvvetli. Zantres ilk kill aldı. Snex takastı ama 19 canı var ve son kill de birazdan gelecek. Yalnız Vox'e o açı ters. Şimdi fark etti Vox'ik. Çözmedi ve Mayer bitirdi. Jethro galibiyeti geldi. Ve son Blast şampiyonu G2'ya map vermeden kazanmış olduk böylece. Ana yayını da açayım da röportaj falan gelirse oradan yakalarız. G2 Esports eliminated. Bittiler. Üzerine bir bittiler de gönderelim. Ya biraz bu ne abi? I think that we just didn't arrive. And that's the only thing we can say. There is a lot of stuff that we could talk about, but I think that mainly we were just not sharp enough. Yep. And it's not like you know G2 needs to Geleceğim. Hit headshots to win the tournaments. Like we just literally were off. And yeah, I think that it's hepsini çevireceğim. A very good lesson before the end of the year, and we just need to take it as it is and get better. How hard is it though to reset from say like the highs of Copenhagen? You go from lifting a trophy, then to come straight into a group stage, but also you didn't have any practice days either. It's you know if you look at this score, then it's I can say it's hard, but I think that it's just not fair enough to say that oh because we won now we lost. It's it's, I guess, something that we needed after a very good like start with the lineup. Ben de ona baktım ya. Very decent results, yeah. And I prefer us to have a big lesson here in Rio, than have a lesson at the World Finals or a major. So a lot to, maybe not that much to take out from this loss, but definitely we need to come back ready. What's next for G2 in terms of obviously you'll have a bit more time now, right? Will it be straight back to practice and get yourselves ready for the next two events? I mean, definitely we need to step up and grind our way back. But yeah, let's take step by step. Let's regroup. We will talk and we will make decisions. Any words for the fans out there? I'm very sorry to the fans for what we showed, but we still were fighting. It wasn't like we didn't try. So.
Thank you for supporting and next time we'll be back. Thank you very much, Taz. Evet, şeyden başlayalım. Yani Taz diyor ki aslında konuşulacak bir sürü şey var diyor. Yani hani bir sürü problem var anlamına. Ama hani şuradan başlayayım. Hiç keskin değildik diyor. Yani G2 takımı ne yapar? Çıkar. İşte aha, Mayer konuşuyor. Hello everyone. Today we showed a pretty good face of Eternal Fire and we won a good match against G2. But today because it's a strong team, maybe tomorrow we can lose and that's all. I think yesterday it was obvious you guys just got into the tournament a little bit slow. Turnuvaya biraz yavaş başladınız. Like his worst performance kötü maçlarından bir tanesini geçirdi. Neler vardı başka, neler söylemek istersiniz? Like, yeah, kötü bir gündü. Really bad on T-side on Inferno. T-side'da çok kötü başladık dün Inferno'da. Tabanca round'unda şansımız vardı, biraz sattık. Play aggressive a lot boiler and house and we sonra çok fazla A tarafında agresif oynarken hata yaptık. CT'ye geçtikten sonra aslında iyi toparlamaya çalıştık. Ama bugün genel olarak iyiydik. Özellikle firepower'ımıza düne göre çok daha iyiydi bugün. Bizim için önemli olan budur. Tournament was the Pro League finals. Bu maçtan önceki son maçınız aslında bu turnuvadan önceki Navi finaliydi. How much different it is from that game. Yani o tarz bir maçtan buraya gelip G2'ya karşı oynamak nasıl bir hissiyattı? Similar face like we did in a Pro League against Navi and today against G2 because it like we play good CS. Bence iyi CS oynadık hem Navi maçı hem buradaki hazırlıklarımız iyiydi. The same face that we did in EPL like in this match it's important to be always. Bence EPL'de oynadığımız gibi iyi bir oyun oynadık bugün. Like Astralis we fall down. Evet, Astralis maçında düşüş yaşadık. Bazen düşüyoruz, bazen çıkıyoruz. He's talking about Astralis, you never know. For your own sake, don't be Astralis. You know, it's probably a good team. It's a good team, to be honest. They play really well. They punish them. They had a game plan. Ya bence Astralis iyi oynadı. Bizi cezalandırdılar. İyi oyun planları vardı yani. Bad half yesterday. Apart from that, you've been playing good Counter-Strike. Yeah, I think, yeah. Be honest with me here. Were you surprised today that G2 didn't put up much more of a fight? Bugün şaşırdın mı biraz G2'nun bu tarz bir oyununu ve etkisizliğini görünce? They had the game maybe a day off a little, I don't know, but I didn't do so well. But I think I did good calls, but my teammates just killed them. Like, bence yani ben evet, taktikleri iyi verdim ama vurduk da yani arkadaşlarım çok rahat vurdular. G2 is one of the best team in the world. Ya bence G2 en takımlardan bir tanesi dünyadaki en iyi oyunculara sahip takımlardan bir tanesi. Against them and I'm very happy and proud of. Yani sonuç olarak onları yendiğimiz için mutluyum, ben buna bakıyorum dedi. We don't keep working. Yeah, because you know now you're back against the wall kind of situation, right? So for Eternal Fire, you've got the Mongols ahead of you. Şimdi Mongols önünüzde. That game in terms of style versus G2 there. Really different teams playing with different styles. Çok farklı takımlar. It's really close game against them every time. Onlara her zaman çok yakın maçlar oynuyoruz. Göreceğiz yani ama. Yani G2 yendik ama Mongols'a kaybedebiliriz yani. Sonuçta Vatit'e karşı iyi bir infan oynadılar, seyrettik. And they have a style different. İyi takım. More ballsy, I think. Yeah. We will see, but. Yeah. Well, look, since we've got you here, we do have another matchup coming up with FaZe and Liquid. So I kind of want to pick your brain on that one. What do you think about the new look and the look that we have with Liquid right now? Evet, Liquid'in yeni haline ne söyleyeceksin peki? I think Twist doing a great job as a leader. I think they play well. Ultimate. Bence Twist lider olarak iyi işler yapıyor. Ultimate iyi oynuyor. Bence çok iyi bir oyuncu. Bence Liquid güzel ve iyi bir takım. I think it's going to be a great match against FaZe. Bence FaZe'e karşı da çok iyi maç oynayacaklar. Decides not to show up at the server sometimes. Like, what do you think about the current state of FaZe? Peki FaZe'in şu anki durumuna ilgili neler söyleyeceksin? Kerrigan is still one of the best leader, maybe. Bence Kerrigan hala en iyi liderlerden bir tanesi. They have great individually, I think. Bence bireysel olarak iyiler. Not motivation, but like. Ya yani motivasyon değil ama nasıl diyebilirim bilmiyorum. Çalan baktığımızda. Yani güzel comebackler atıyorlar, bir şeyler yapıyorlar ama. Yani FaZe tam olarak FaZe böyle bir takım zaten. Major, why don't you go ahead and talk to your daughter? Ne söylemek istersin kızına? Every time I forget my son.
Her zaman erkek çocuğumu unutuyorum. Bu sefer unutmayacağım. How could you, man? Unbelievable. And after that, you will watch the day. You say, "Daddy, well, you." He's older. Sonra, oğlum bana kızıyor dedi. Understand me and explain, but not my son. But Defne, güzel kızım. Defne, güzel kızım. Oğlum Aslan ve karım Ceren. Size çok seviyorum. I love you. This is for you every time. I work for you guys. It's for you everything. Oh, that was nice. Nice little taper into the. Yeah, they're sitting in the song. Thank you very much, man. I try to translate for people understanding. You did great. You did great. Thank you very much. Also, Woxic did great. Thank you, Major. Yes, Woxic, our United States Air Force Aim High player of this match, undoubtedly. 39 15. Beats the story on its own, but the multi. Well, çok şova dökmeden. I don't know. Maybe çok yararlı oynadı Woxic. Yeah, I think it's a great time for Eternal Fire that the individuals, you know, ya biz onu hep böyle acayip flickleri, işte müthiş hani inanılmaz çok hızlı sensiyle verdiği reaksiyonları falan izliyoruz da. Ya fayda olarak da acayip faydalı oynamaya başladı Woxic gerçekten büyük turnuvalarda. Bir kez daha yine maçın oyuncusu yani. Şu rifle'la aldığı killler falan. Uf. Onesi vuruşunu şurada bir daha izledik. Yani çok rahat, gerçekten çok rahat Woxic.